Herkese merhaba, Rockumentary'e hoş geldiniz. Bu videoda blues ve rock'n'roll gitarcılığında ekol bir isim olan Steve Ray Vaughan'dan bahsetmeye çalışacağım. Steve Ray Vaughan, en iyi blues rock üçlüsü Steve Ray Vaughan ve Double Trouble'ın gitaristi ve solisti olarak tanınan Amerikalı bir müzisyendi. Ana akım kariyeri sadece 7 yıl sürmesine rağmen blues müzik tarihindeki en etkili müzisyenlerden biri ve tüm zamanların en büyük gitaristlerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda yine bir müzisyen olan gitarist Jimmy Vaughan'ın erkek kardeşiydi. Dallas'ta doğup büyüyen Vaughan, başlangıçta abi Jimmy Vaughan'dan ilham alarak 7 yaşında gitar çalmaya başladı. 1972'de liseden ayrıldı, Austin'e taşındı ve burada yerel kulüp turlarında konserler verdikten sonra seyirci kazanmaya başladı. Vaughan, 1978'de Double Trouble olarak basta Tommy Shannon ve davulda Chris Layton'la güçlerini birleştirdi ve Austin müzik sahnesinin bir parçası oldular. Kısa sürede Texas'taki en popüler sahne şovlarının önemli bir parçası haline geldiler. 1982'de David Bowie'nin katıldığı Montreux Jazz Festivali'ne sahne aldı. Bowie, Vaughan ve grubunu bir rekor anlaşmasına imza atması için büyük bir plak şirketi olan Epic Records ile ilgilenen John Hammond tarafından keşfedilmeden önce, Vaughan'ın Let's Dance albümünde blues gitar çalmasıyla sonuçlanan bir stüdyo konseri için onunla temasa geçti. Aylar içinde eleştirmenlerce beğenilen ilk albümleri Texas Flood için ana akım bir başarıya ulaştılar. Bir dizi başarılı TV programı gösterimi ve kapsamlı konser turları ile Vaughan, 1980'lerin blues müziğinin canlanmasının önde gelen figürlerinden bir tanesi oldu. Jimi Hendrix'in yaptığı gibi gitarı arkasına çalarak ya da telleri dişleriye çekerek Avrupa'da ün kazandı ve bu daha sonra Robert Cray, Jeff Healey, Robin Ford ve Walter Trout gibi gitaristler arasında çığır açmasıyla sonuçlandı. Ayrıca şöhretin kişisel ve profesyonel baskılarıyla ve eşi Lenora Bailey, takma ismi Lenny olan evliliğiyle mücadele etti. Rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamladı ve Kasım 1986'da Double Trouble ile yeniden turneye çıktı. Dördüncü ve son stüdyo albümü In Step, 1989'da Amerika Birleşik Devletleri'nde 33 numaraya ulaştı. Vaughan'ın eleştirel ve ticari açıdan en başarılı yayınlarından biriydi. Ve bir numaralı tek hiti Crossfire da buna dahildi. Dünyanın en çok talep gören blues sanatçılarından biri haline geldi ve 1989'da Madison Square Garden'da ve 1990'da Beale Street Müzik Festivali'nde manşet oldu. 27 Ağustos 1990'da Vaughan ve 4 kişi Double Trouble ile Alpine Valley Music Theater'da performans sergiledikten sonra East Troy, Wisconsin'de bir helikopter kazasında öldü. Bir soruşturma kazanın nedeninin pilot hatası olduğu sonucuna vardı ve Vaughan'ın ailesi daha sonra Omniflight Helicopters aleyhine haksız yere ölüm davası açtı ve bu dava mahkeme dışında çözüldü. Vaughan'ın müziği ölümünden sonra yayınlanan birkaç yayınla ticari başarı elde etmeye devam etti ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 milyondan fazla albüm sattı. 2003 yılında Rolling Stone'dan David Fricke onu tüm zamanların en iyi 7. gitaristi olarak sıraladı. Vaughan'ın ölümünden sonra Double Trouble grup arkadaşları Chris Layton, Tommy Shannon ve Reese Vinans ile birlikte 2015'te Rock'n'Roll of Fame'e alındı. Stevie'nin babası Jimmy Lee Vaughan, 6 Eylül 1921'de doğdu. Jim veya Big Jim olarak bilinen Jimmy Vaughan, 16 yaşında okulu bıraktı ve 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan donanmasına katıldı. Ordudan terhis olduktan sonra 13 Ocak 1950'de Martha Jean ile evlendi. 1951'de Jimmy adında bir oğulları oldu. Stevie, 3 Ekim 1954'te Dallas'ta Methodist Hastanesi'nde doğdu. Aile sık sık taşındı ve sonunda Oak Cliff'e taşınmadan önce Arkansas, Louisiana, Mississippi ve Oklahoma gibi diğer eyaletlerde yaşadı. Dallas'ın bir bölümü utangaç ve kendine güveni olmayan bir çocuk olan Vaughan, çocukluk deneyimlerinden derinden etkilenmişti. Babası alkol bağımlılığı ile mücadele etti ve huysuzluğuyla sık sık ailesini ve arkadaşlarını terörize etti. Daha sonraki yıllarda Vaughan, babasının şiddetinin kurbanı olduğunu hatırladı. Babası 27 Ağustos 1986'da Vaughan'ın kendisinden tam olarak 4 yıl önce öldü. Vaughan
1960'ların başında Vaughan'ın kardeşi Jimmy'ye olan hayranlığını davul ve saksafon gibi farklı enstrümanları denemesiyle sonuçlandı. 1961'de 7. doğum gününde Vaughan, Sears'tan batı motifli bir oyuncak gitar olan ilk gitarını aldı. Nightcaps'in şarkılarını, özellikle Wine 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 ve Thunderbird şarkılarını dinleyerek kulaktan öğrenmeye çalıştı. Albert King, Otis Rush ve Muddy Waters gibi blues sanatçılarını ve Jimi Hendrix gibi rock gitaristlerini dinledi. Lonnie Mack ve Kenny Burrell gibi caz gitaristleri de dinledi. 1963'te ilk gitarı olan Gibson ES-125T'yi Jimmy'den aldı. Elektro gitarı aldıktan kısa bir süre sonra Vaughan, 1965'te ilk grubu Chanstones'a katıldı. İlk gösterileri Dallas Hill Theater'da düzenlenen bir yetenek yarışmasındaydı. Ancak Jimmy Reed şarkısını seslendiremeyeceklerini anladıktan sonra Vaughan tamamen gruptan ayrıldı. Ve yerel barlarda ve kulüplerde profesyonel olarak çalarak Brooklyn Underground'a katıldı. Daha sonra Riviera'yı Jimmy's Fender Broadcaster ile takas etti. Jimmy 16 yaşında evden ayrıldığında Vaughan'ın gitara olan aşırı ilgisi ebeveynlerinin desteğini kaybetmesine neden oldu. Evde mutsuzdu, yerel bir hamburger standında saati 70 sente bulaşıkları yıkadığı ve çöpleri attığı bir işe girdi. Bir varil yağının içine düştükten sonra bu işten sıkıldı ve hayatına müzik kariyerini adamak için istifa etti. Mayıs 1969'da Brooklyn Underground'dan ayrıldıktan sonra Vaughan, Southern Distributor adlı gruba katıldı. Yardbirds'ün Jeff's Boogie parçasını öğrendi ve grup seçmelerinde şarkıyı çaldı. Grubun davulcusu Mike Steinbach şu yorumu yaptı. Çocuk 14 yaşındaydı, onu gerçekten hızlı enstrümantal gitarlar için seçtik ve Jeff's Boogie'yi nota nota çaldı. Pop rock coverları çalmalarına rağmen Vaughan, blues şarkıları grubun repertuarına eklemek istediğini söyledi, blues müzik yaparak geçim sağlanamayacağı söylendi ve grupla yollarını ayırdı. O yılın ilerleyen saatlerinde basçı Tommy Shannon bir Dallas kulübüne girdi ve Vaughan'ın gitar çaldığını duydu. O zaman bile inanılmaz olarak tanımladığı ustaca çalıştan büyülenen Shannon bir bas gitar ödünç aldı ve ikisi karşılıklı çalmaya başladılar. Birkaç yıl içinde Cracker Jack adlı bir grupta birlikte performans sergilemeye başladılar. Şubat 1970'te Vaughan, içinde üflemelilerin de bulunduğu 9 kişilik bir grup olan Liberation adlı bir gruba katıldı. Texas Storm'da Jimmy ile kısa bir süre basçı olarak geçirdikten sonra, başlangıçta basçı olarak seçmelere katılmıştı, Vaughan'ın gitar çalmasından etkilenen grubun orijinal gitaristi Scott Fares, mütevazi bir şekilde basçı oldu. 1970'in ortalarında Dallas şehir merkezindeki Adolphus Hotel'da performans sergilediler ve burada ZZ Top onlardan performans sergilemelerini istedi. Liberation'ın molası sırasında Vaughan, Nightcaps'in Thunderbird şarkısını ZZ Top ile birlikte çaldı. Fares daha sonra performansı şöyle anlattı. Evi yerle bir ettiler, harikaydı. O büyülü akşamlardan biriydi. Steve ele bir eldiven gibi oturdu. 1970'lerin başlarında Justin F. Kimball Lisesi'ne giden Vaughan'ın gece geç saatlerde yaptığı şovlar, müzik teorisi de dahil olmak üzere çalışmalarını ihmal etmesine katkıda bulundu. Ders sırasında sık sık uyurdu. Müzik kariyeri arayışı okul yöneticilerinin çoğu tarafından onaylanmadı. Ancak resim öğretmeni de dahil olmak üzere birçok kişi tarafından sanat alanında kariyer yapmaya teşvik edildi. İkinci sınıfta Southern Methodist Üniversitesi'nde deneysel sanat için bir akşam sınıfa katıldı. Ancak prova ile çelişince ayrıldı. Steve daha sonra okuldan hoşlanmadığını söyledi ve okul müdürünün onun disipline edilmesiyle ilgili günlük notları aldığını hatırladı. Eylül 1970'te Vaughan, geleceğin aktörü Stephen Tobolowsky'nin de dahil olduğu Cast of Thousands grubuyla ilk stüdyo kayıtlarını yaptı. Dallas'tan çeşitli grupların yer aldığı A New High adlı derleme bir albüm için Red, White and Blue ve I Heard a Voice Last Night adlı iki şarkı kaydettiler. Ocak 1971'in sonlarında Liberation ile pop hitleri çalarak hapsedilmiş hisseden Vaughan, kendi grubu Blackbird'ü kurdu. Dallas müzik sahnesinden sıkıldıktan sonra okulu bıraktı ve grupla birlikte Austin, Texas'a taşındı. Daha özgür ve hoşgörülü izleyicilere sahip olan Austin'de, Vaughan başlangıçta yerel bir blues mekanı olan ve daha sonra Soap Creek Salon olacak olan Rolling Hills Club'da ikamet etti. Blackbird Austin'deki birkaç kulüpte çaldı, Sugarloaf, Wishbone Ash ve Zephyr gibi gruplar için yeni şovlar açtı. Ancak tutarlı bir kadroyu sürdüremedi. Aralık 1972'nin başlarında Vaughan, Blackbird'den ayrıldı ve Cracker Jack'e katıldı.
Onlarla 3 aydan az bir süre performans sergiledi. Mayıs 1973'te Vaughan, Benno ile yıllar önce bir müzik seansında tanışan Mark Benno'nun grubu The Nightcrawlers'a katıldı. Grupta Vaughan ile 12 yaşındayken tanışan vokalist Doyle Bramhall yer aldı. Sonraki ay Nightcrawlers, A&M Records için Hollywood'daki Sunset Sound Records'ta bir albüm kaydetti. Albüm A&M tarafından reddedilirken, Vaughan'ın ilk şarkı yazma çabaları olan Dirty Pool ve Crawlin'i içeriyordu. Kısa bir süre sonra Nightcrawlers ile Benno olmadan Austin'e geri döndüler. 1973'ün ortalarında ZZ Top'un menajeri Bill Ham ile bir sözleşme imzaladılar. Güney Amerika'da çeşitli konserler verdi ancak çoğu başarısız oldu. Bill Ham, Mississippi'de mahsur kalan grubu terk etti ve Vaughan'dan ekipman masrafları için geri ödeme talep etti. Bill Ham'e hiçbir zaman geri ödeme yapmadı. 1976'nın sonlarında Vaughan onlarla bir single kaydetti. A yüzünde Other Days ve B yüzünde ise Texas Clover isimli parçaları vardı. Single 7 Şubat 1977'de yayınlandı. Mart ayında Austin Sun okuyucuları onları yılın grubu olarak seçti. Vaughan 1977'nin büyük bir bölümünde Cobras'la turneye çıktı. Ancak Eylül ayının sonlarına doğru ana akım bir müzik yönetmenliği için çabalamaya karar verdiklerinde gruptan ayrıldı ve şarkıcı Lou Ann Burton, basçı W.C. Clark'ın da dahil olduğu Triple Threat Review'yi kurdu. Davulcu ise Freddie Farrow Walden oldu. Ocak 1978'de Austin'de Vaughan'ın bestesi I'm Crying'da dahil olmak üzere 4 şarkı kaydettiler. 30 dakikalık ses kaydı grubun bilinen tek stüdyo kaydıdır. Vaughan blues müzisyenlerine verilen W.C. Handy ödülünü kazandı ve ölümünden sonra 2000 yılında Blues Hall of Fame'e alındı. 1985'te Texas donanmasında Fahri Amiral seçildi. Vaughan Crossfire şarkısıyla Hot Mainstream Rock Tracks listesinde bir numaraya yükseldi. Amerika'da albümü 15 milyonun üzerinde sattı. Ölümünden kısa bir süre sonra yayınlanan Family Style, en iyi çağdaş blues albümü dalında 1991 Grammy ödülünü kazandı. Amerika'da 1 milyondan fazla sevkiyatla en çok satan Double Trouble olmayan stüdyo albümü oldu. 2003'te Rolling Stone onu tüm zamanların en iyi 100 gitarcısı arasında 7. sırada listeledi. Ayrıca 2008'de Rock'n'Roll Onur listesine girmeye hak kazandı. Ancak 2014'e kadar aday listesinde yer almadı. 2015'te Double Trouble ile birlikte Rock'n'Roll Hall of Fame'e alındı. Guitar World dergisi onu en büyük blues gitaristleri listesinde bir numara olarak sıraladı. 1994 yılında Texas Austin şehri Lady Bird Gölü'nün yakınlarında yürüyüş parkuruna Stevie Ray Vaughan anıtı dikildi. Stevie Ray Vaughan, blues rock dinleyen birçok insanın gönlünde tartışmasız ayrı bir yeri olan bir müzisyen. Videoyu zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlar bölümüne düşüncelerinizi bekliyorum. Bana destek olmak için lütfen kanala abone olun ve bildirim zilini açın. Çok yaşa rock'n'roll ve hoşçakalın.